Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Bir süredir Hearthstone ile ilgili bir normal oyunlar harici video yüklemedik arkadaşlar. YouTube'da ki izleyicimizden bir tanesi Hero'larla ilgili video var fakat kart arkalıkla ilgili video yok dedi. Kart arkalıkla ilgili video çekebilir misiniz? Hani kaçırdım kart arkalığı varsa yakalayayım dedi arkadaşlar. Fena bir fikir değil. 3500 abonenin şerefine de daha 3500 abone tekrar ulaşmamız şerefine bir kart arkalığı videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Aynı hero'lar gibi arkadaşlar. Şu an elde edilebilenler var. Ve artık hiçbir şekilde elde edilemeyecek olanlar var. Yani hani bir kısmı artık geçti. Oyunda varlar görebiliyoruz ama elde etmemiz mümkün değil. Nasıl Khadgar ve Tyrande'yi bir daha alamıyorsak işte ancak kodla modla filan. Buradaki kart arkalarının bir kısmını edinemiyor arkadaşlar. Klasik zaten oyuna başladığımızdaki kart arkalarımız. Fireside var arkadaşlar. Oyunda Fireside Gathering'ler var biliyorsunuz işte. Bunları düzenleyip Blizzard'a onaylatıyorsunuz. Oraya gittiğiniz zaman 3 oyun oynamak yeterli. Yani bir Fireside Gathering'e gitmek lazım. 3 oyun oynamak bir şey değil arkadaşlar. Bu Heroic Nuxramas'tan geliyor. Bu oyunda biliyorsunuz arkadaşlar bir zamanlar Adventure'lar diye bir mantık vardı. Yani oyuna kart eklemelerini öyle yapıyorlardı. Yani Hearthstone'da biliyorsunuz basic kartlar var. Bir de klasik seri var. Çok uzun süre böyle kaldı. Oyun uzun süre gelişmedi arkadaşlar. İşte dengelemeler yapıldı. Bir şeyler geliştirildi falan falan. Sonra Naxxramas çıktı ilk Adventure'ı. Adventure'lar arkadaşlar böyle 30-40 kartlık şeyler. Her hafta kanat kanat açılırdı. Ve belli kartlar verildi. O Adventure yapanlara. Blizzard şu ara bu stratejiden vazgeçti. Çünkü arkadaşlar 30-40 kart meta game yeterince değiştirmiyor. Dediler. Yani bir ara böyleydi ama. İşte önce dediğim gibi Naxxramas çıktı. Sonra Goblins vs. Gnomes ilk expansion çıktı. Sonra Blackrock Mountain ve diğer Adventure çıktı. Sonra bir tane daha çıktı. Sonra bir daha Adventure çıktı. Karazan çıktı en son. Karazan var. League of Explorers var. Blackrock Mountain var. Naxxramas var. Bu kadar var sanırım. Bir daha çıkmadı. Yani belki bir tane atlamıştır ama hatırlamıyorum atladığımı. Onun için artık Adventure bir daha çıkmadı arkadaşlar. Naxxramas ilk Adventure'dı. Hem bitirmenin hem de Heroic modda bitirmenin iki ayrı kart arkalığı vardı. Sonrakiler sanırım sadece Heroic modda kart arkalıkları verdi. Devam edelim zaten göreceğiz. Bu da Blackrock Mountain'ı Heroic modda bitirmenin şeyi. Yani Naxxramas bir de normalde bitirmenin kart arkalığı çıkacak burada öyle hatırlıyorum. Bu League of Explorers'ı Heroic modda bitirmenin şeyi arkadaşlar. Heroic modda bitirmek dediğim bütün bossları Heroic modda bitirmek. Hatırlamayan varsa arkadaşlar işte böyle bir bilgisayara karşı bir oynuyorsanız tabii hileli çünkü bilgisayar çok kötü oynayabiliyorsunuz. Normal modda pek bir şey değil ama Heroic modda bayağı ciddi hile yapıyor. Bazıları biraz zor yani. Tabii arkadaşlar oyuna kart ekledikçe ciddi şekilde kolaylaşabiliyor. Ben mesela şey hatırlıyorum. Four Horsemen vardı. İşte atlılar. Oyunda 3 tane atlı var. Adamın kendisi de 4. atlı. Yani rakibin hero'su. O 3 tanesi life'ı da az ama o 3 tanesi masadayken herif immün oluyor. Onları buff'lıyor, maf'lıyor bir şey yapıyor. Bayağı zordu mesela arkadaşlar. Sonra Goblins vs. Gnomes'da bir priest kartı var. 1 manaya her üzerine taktığınız her üzerine taktığınız yaratık her saldığında 4 yaşam alıyorsunuz. Takıyorsunuz onu. Bitiyordu mesela fight. Mesela ben onu yaparken o yoktu. Bayağı zorlanmışım ben onu hatırlıyorum. Bir 20-30 kere nokta sonra kalmıştım. Böyle yani arkadaşlar. Bu da Heroic modda One Night in Karazhan'ı bildirmek. Bunlar bütün işte arkadaşlar Adventure oyundaki. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz Knights of the Frozen Throne'la birlikte sanıyorum başladı bu iş. Expansion'ları yani Adventure'ları Expansion'ların içine gömmeye başladılar arkadaşlar. Expansion'ların içerisine, genişleyen paketlerin içerisine tek kişilik içerik koymaya başladılar. Bu Candle King oradan. Kobold Zankata Gomuz'da Dungeon Run diye bir olay vardı. 9 klasanın hepsini bitirdiğiniz zaman bu kart arkalığını veriyor. Sonra arkadaşlar Witchwood'da Monster Hunt diye bir şey geldi. Özel bize 4 tane hero verdi. Oyun. Yani ayrı 4 hero. Normal oyunda olan hero'lar değil. Onların hepsiyle Monster Hunt'ı bitirip sonra hepsi bir araya gelip Hagatay'a karşı dövüşüyorsunuz. 4 hero ile bitirip Hagatay'a döndüğünüz zaman bu kart arkalığını verdi. Bu Boomzey Project arkadaşlar oyuna puzzle'lar eklenmişti. O puzzle'ların hepsini bitirmekten geliyor.
Bu da bu son serinin Rumble Run'ı bitirmekten geliyor arkadaşlar. Rumble Run diğerlerinden bir farkı var arkadaşlar. Rumble Run'ı tek bir kere bitirmeniz bu kart arkalığı için yeterli. Çünkü Rumble Run'da random oluyor biliyorsunuz. Size 3 tane shrine sunuyor falan. Onu tek bir kere bitirmeniz yeterli. Yani birden fazla klas bitirmenize gerek yok. Bu arkadaşlar Medivh adlı shop hero'sunu satın alınca geliyor. Bu Tiranda'yı alınca geliyor. Tiranda artık alınamıyor. Dolayısıyla bu kart arkalığı da artık alınamıyor. Bu Twitch Prime ilk çıktığı zamanlar Twitch Prime abonesi olsanız alabiliyordunuz. Şu an kodlan başka alınamıyor. Kodlarda tabi kara borsa pahalı oluyor. Bu da Magni Heroes'un satın almanın aşağı kartı arkalıyor. Medivh, Magni, Aleria bunların hepsi var oyunda. Tiranda yok sadece. Aleria'yı satın alınca. Bu arkadaşlar bunlardan çok fazla olacak. 2018 yılı Aralık ayında toplam 5 oyun kazanmış. Toplam 5 ranked oyun kazanmış olunca geliyor. İşte bu onun Kasım versiyonu. Ekim, Eylül, Ağustos, Temmuz, geri gidiyor işte. Haziran, Mayıs. Görüyorsunuz arkadaşlar burada yazıyor. Nisan. Bu arkadaşlar Mamut yılının kart arkalığı. Bu Mart'ta verdiler. Mamut yılı bitti. Şeye geçtik ya. Kuzgun'un yılına geçtik değil mi? Şu an Kuzgun'dayız. Year of the Raven'dayız değil mi? Öyle hatırlıyorum. Şubat 2018, Ocak 2018. Böyle geri gidiyor işte arkadaşlar. 2017, Oktober 2017, September 2017, August 2017. Aynen geri gidiyor full. Mayıs. İşte bu Angoro'nun gelişi bu. Bu da Kraken yılının kartı arkadaşlar. Yani burada yıllar bitiyor. Kraken bitti, Mamut'a geçtik. Şimdi büyük ihtimalle 2019 Mart'ında da Raven kartı arkalığı verecekler bize. Şubat, Ocak, 2016'ya geri geldik. Jade kartları. Bunlar bayağı geri gidecek ama hızlıca geçiyorum yine işte. Ekim, normal geri gidiyoruz. İşte arkadaşlar hani kart arkalığı verirken ben çok protesto ediyorum ya. Yani hepimiz. Sebebi bu. Yani gerçekten çok fazla var. Tamam ben uzun zamandır oynuyorum ama yani 3 ayda oynayamadım bile arkadaşlar. En az 3 kart arkalığı var yani. Her ay veriyorsun. Birden fazla aynı anda kullanmak mümkün olmadığı için. Evet, Love is in the Air kampanyası. Thrall 2015. 2015'e geldik. Niye uzun yazıyormuşlar da. Peki. Evet, Mayıs'a geldik. Bakın Mart'ta yok arkadaşlar çünkü şey, standart burada yoktu. Standart 2016'da geldi. 2016'da geldi, Mamut'la başladık. Pardon, Kraken'la başladık. Sonra Mamut'a geçtik, şimdi Raven'dayız. 3 ay sonra da Raven bitecek. Evet. 2014. Evet, aynen geri gidiyoruz. Naxxramas kartı arkalığı aşağı Temmuz'da. Bunlar ilkleri. Mayıs 2014. Bu galiba ilkiydi arkadaşlar. Evet. Nisan 2014'te başlamış demek bu iş. Öyle hatırlıyorum. Yani bu ilkiydi diye hatırlıyorum. Legend'ı kart arkalığı arkadaşlar. Legend'a çıkınca ediniyorsunuz bunu. Bir kere Legend'a çıkmanız yeterli. Bu arkadaşlar yine bir Twitch Prime şeyiydi. Call of the Wild, Light, Call of the Void. Bunlar Twitch Prime'dan ediliyordu. Artık edilmiyorlar diye biliyorum. Heroes of the Storm'da level 15'e çıkmaktan edildi arkadaşlar. Heroes of the Storm biliyorsunuz Blizzard'ın MOBA'sı. Biraz daha farklı. Gold yok. Bütün takımın level'ı beraber gidiyor falan arkadaşlar.
Normalde hero'larınızı level'lıyordunuz, onların toplamını falan falan yapar. Değiştirdiler sonra. Hero'larınızın ayrı bir level var. Sizin hesabınızın kendi ayrı bir level var. İşte toplamını level 15 çıkarmak gerekiyor. Yani arkadaşlar bunu istiyorsanız ne kadar oynamak gerekir? Ne bileyim. Bir 15 saat falan herhalde gerekir. Tam atmayayım ama. Yani ben çok fazla oynamadım. Ama biraz oynadım. Oldu yani. Ama bunun için biraz ben grind ettim oturuyorum. Yani çok çok kolay da olmuyor. Biraz oturup tekrar gidip oynadım yani level 15 olayım diye. Bu Warlords of Draenor Digital Deluxe satın alınca geliyor arkadaşlar. World of Warcraft'ın 2 önceki expansion'ı. Şu an biliyorsunuz Battle for Azeroth var. Bir önceki Legion, bir önceki Warlords. Buna para verdim mi? Buna para vermedim. Enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Bir hikaye olsun size. World of Warcraft'ta ben biliyorsunuz bayağı bir achievement seven bir insanım. Uğraşıyorum yani. Hani World of Warcraft'ta bayağı ciddi achievement'ım var. Benim bir tane achievement'ım problemliydi arkadaşlar. Bayağı bug'lı yani. Diyor ki maksimum level'da bilmem kaç tane battleground bitir. Yani PvP'ye giriyorsunuz arkadaşlar. PvP'leri bitirmek. Kazan da değil. Yani şimdi ben çok çok fazla oynamasam tabii. Oynadım yani biraz. Arkadaşlar bir takım en azından kolay PvP achievement'ını alayım falan diye. 75 tane mi 100 tane mi battleground bitir diyor bana ve ben yani yıllardır oynuyorum düşün. Yani benim hesabımı bir satmış olma durum falan var. Çok fazla artık anekdotlarla başka tarafa gitmeyeyim ama Wrath of the Lich King'den beri oynuyorum ben arkadaşlar. Yani çok çok fazla oynamasam bile her expansion bir 15-20 battleground yapmışımdır. En az ki yani Legion'ı bayağı oynadım. Benim işte 4 battleground bitirdim falan gibi bir şey yazıyor. Ben de arkadaşlar Blizzard'a tık atıp diyordum ki ya işte bu ilerlemiyor falan. İşte ben 4 battleground yapmamış olabilir misin falan falan. Ya diyorum bilmem kaç tane kazanma achievement'ım var. Ben max level'a gelmeden hiç yapmadım ki. Hani max level diyor ya arkadaşlar. Ondan sonra o tık açıyorum. Ondan sonra işte arkadaşlar bırakıyorum. Cataclysm'da atıyorum. Mist of Pandaria'da bir daha açtım. Bir daha yok. Warlords of Draenor'da açtım. Yok. İşte Legion'da bir daha açtım ticket'ı. Dediler ki artık ya birader sen 4 yıldır falan bu ticket'ı açıyorsun. Ne eziyet etmişiz biz sana falan dediler. Yani hep diyorlar ki ben bunu gerekli yere ilettim yapacağız diyorlar arkadaşlar. Hani standart teknik destek elemanı gibi. Hiçbir şey olmuyor tabii. En son dediler ki ya biz ayıp etmişiz sana. Biz sana şunu hediye edelim dediler. Warlords of Draenor Digital Deluxe hediye edelim dediler. Böyle geldi yani. Bu da arkadaşlar Battle for Azeroth Collector's Edition'dan geliyor. Bu Samsung Galaxy promosyonu vardı bir. Oradan alınıyor. Bu arkadaşlar Play Hearthstone kanalında normalde cheer kapalı. Edemiyorsunuz cheer. Bir ara açtılar onu. Hatırlıyorsunuzdur belki bir videosunu vermiştim. Toplam 2500 cheer edince şöyle bir 15-20 paket. İşte bu kart arkalığı, şu bu. Bir sürü şey var. Hatta yapayım şunu bakayım. Ondan sonra ben de arkadaşlar yani görüyorsunuz 34.000 dust 66.000 gold var. İhtiyacım yok ama sonuçta bunu profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Blizzard bu tür özel promosyonlar yaptığı zaman onları alıp hani firmaya ben de bir iyi niyet gösterisi yapıyorum. Yani arkadaşlar eleştirdiğime bakmayın arasında. Yani sonuçta ben Blizzard'ı bayağı beğeniyorum. Ama tabii yanlış yaptıkları şeyler var. Ve tabii hani sonuçta dediğim gibi profesyonel bir seviyede olduğu için bu almam lazım diye düşünüyorum. Bu Grand Tournament'ı pre-order etmekten geliyordu arkadaşlar. The Grand Tournament'ı ikinci expansion'ı. Bu Whispers of the Old Gods pre-purchase'dan geliyordu. Bunlar bakın was acquired diyor arkadaşlar. Artık alınamıyor demek bu. Ediniliyordu. Artık edinilmiyor. Çünkü onun azından pre-order edemiyorsunuz artık. Bu Lich King'i Knights of the Frozen Throne'u pre-order'dan geliyor. Kobolds and Catacombs pre-order. Witchwood pre-order. Boomsday pre-order. Bu Boomsday'in büyük pre-order'dan geldi arkadaşlar. 80'lik, 80 euro'luk olanda. Rastakhan's Rumble pre-order. Bu Winter Vale diye arkadaşlar World of Warcraft içi bir tatil sezonu vardır. Hatta yeni bitirdik biz de biliyorsunuz bunu. 2015-2017 Winter Vale'larından geliyormuş. Bu şey arkadaşlar. Diablo şeyi referansı. Dark Wanderer vardır işte. Diablo 1'in sonunda
öldürüp Soulstone'u kendiniz alırsınız. Sonra ufak ufak sizi tekrar Diablo'ya çevirir falan. Diablo 2'de hikayesi vardı bunun. Dark Wonder Brawl gelmişti. Oradan geliyor. Bu da 2018 Winter Veil'den geliyor. Bu arkadaşlar 2019 Şubat'ından gelecek. Bu 2019 Ocağı'ndan gelecek. Yani 2019 Ocağı'nda 5 oyun kazandıysanız bu gelecek. 2019 Şubat'ta bu gelecek. Amerika'da üniversite bilmem nerine girerek falan alınıyor. Yani bizler için alması pek kolay bir şey değil. Bu Blizzard tarafından onaylanmış e-sport eventlerine katıldığınız zaman geliyor. Buna bende yok işte onlardan. Yine benzer şekilde bu da oradan geliyor. Bundan tabii nasıl geldi bilmiyorum. Bir tane katılınca bu geliyor, bir tane katılınca o mu geliyor bilmiyorum. Hepsi birden mi geliyor bilmiyorum nasıl istedik arkadaşlar. Bu StarCraft'ın ikinci expansion'ı Deluxe Edition aldığınız zaman geliyor. Bu Overwatch Origins veya Collector's Edition'dan geliyor. Ben Overwatch oynamıyorum. Bu Warcraft 3 Reforged biliyorsunuz. Warcraft 3'ü tekrar yapıyor Blizzard. Bu yıl içerisinde yayınlayacaklar. Onu alınca geliyor. Bu Blackrock Mountain'ı ön sipariş edince geliyor. Karazan'ı bütün kanatları bir hafta içerisinde satın alınca geliyor. Bu arkadaşlar şey anlamına geliyor. Normalde kanatları parça parça açıyor Blizzard. Yani para vermek gerekiyor buna. Bunu parasız edinmenin yolu yok. Journey to Angoro'yu pre-purchase edince geliyor. Blizzard eventlerini herhalde bu şey BlizzCon'dan bahsediyor. 2015'i, 2016'sı, 2018 neden 2017'si yok bilmiyorum. Ve arkadaşlar bu da en klası. Onaylanmış e-sports eventlerde iyi sıralama ile bitirirseniz alıyorsunuz bunu. En prestijli bu tabi. Burada arkadaşlar bende bunların bir kısmı neden yok? Şöyle. Şimdi bazılarını almadım. Bazılarını da o sırada pek oynamıyordum açıkçası arkadaşlar. Mean Streets of Gadgetzan'da herhalde pre-order yokmuş. Çünkü ben Mean Streets of Gadgetzan'ı da almadım aslında. Bazıları işte zaten biliyorsunuz edilmesi zor. Bazıları hani benim ilgilendiğim şeyler değil. Overwatch'u veya StarCraft severim de Deluxe Edition'ı almam yani. Blizzard eventleri yok filan falan böyle. Oyundaki kart arkalıkları arkadaşlar şimdilik bunlar. Bunlardan başka yok. Hepsi tamam olan bir insan varsa saygım var. Hepsi tamam olan insan vardır tabi de. Çok fazla yoktur en azından. Kolay değil yani. Hani bayağı bir para ve zaman harcamayı gerektiriyor. Oyundaki kart arkalıkları bunlar arkadaşlar. Tabi hero'lar gibi değiller. Yani tek bir anda bir tanesi aktif. Sonuçta arkadaşlar hero'larınız var. Aynı anda 9'u aktif gibi bakabilirsiniz. Yani tamam bir anda bir hero oynuyorsun ama yani o gün ondan girip rogue'a çıkıp böyle 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 yapıp şey yapabiliyorsun. Bunda arkadaşlar sürekli değiştirmeniz lazım. O da yorucu bir iş yani. Kimse yapmıyor. Şey opsiyonu koymaları lazım aslında. Bu kadar her şeyi yapıyorlar. Oyuna random kart arkalığıyla gir olayı yapsa arkadaşlar. Mesela bakın ben World of Warcraft'ta çok ciddi mount kasmıştım. Bir sürü mountum var. 400'e yakın. Random mount addonları var. Yani her bineğe bindiğimde rastgele bir tanesini çağır diyor. Arkadaşlar onun böyle nostaljik hoş bir şey oluyor. Çünkü aa diyorsun bu geldi. Ulan buna bakar ne kadar çok uğraşmıştım. Böyleydi falan falan. Hani burada da random kart arkalı opsiyon olsa her oyun random kart arkalı. Mesela arkadaşlar şu geliyor işte aa diyorsun işte. Tabi hatırlamazsın ama işte 2016 bilmem ne diyorsun. Sonra diyor ki işte Medivh geliyor. İşte bunun pek bir hatırası olacak bir şey değil. Satın aldınız ama Tiram diyor artık bu da geçmişti falan. Hani ekstra bir diyaloğa ve eğlenceye yol açabilecek şeyler olabilirdi ama nedense oyuna koymuyorlar onu. Yani her oyun random kart aklıyla gir şeyini. Elle değiştirmek de yani yapılmıyor. İşte böyle sonra arkadaşlar toplam kaç kart aklı var şu an bakalım 8, 16, 30, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 97 kart arkalığı varmış arkadaşlar. 97. Tabii şu an bu ikisi dünyada hiç kimse de yok. Bu da ayrı bir konu yani. Ocak ve Şubat bitmeden bunları alamayacağız. 100'e geliyor.
Yani biraz komik tabii arkadaşlar. Oyundaki hero çünkü biliyorsunuz çok daha az. Ve yani kullanılmıyor. Adamların oyuna ekleyecek yeni kozmetik bir şey bulması lazım. Çünkü arkadaşlar bu artık tek kişilik içerik getiriyorlar expansionlara. Siz kendiniz yatıp bitiriyorsunuz. Tamam yani hani oyunda var diye bitiriyorsunuz. Eğlenceli olduğu için bitiriyorsunuz ama yani yine de bir minik ödül, bir tatmin hissi olması iyi oluyor. Yani kart arkalar artık bezdirdi insanı. Çünkü arkadaşlar bende 81 var. 81 çıktı değil mi? Evet 81 var. Yani 81 varken arkadaşlar ben ne anlayayım bir tane daha kart arkalığına yani. Yani aklıma geliyorsa ayda bir falan değiştiriyorum yani. İnsan alışıyor öyle oynuyorsunuz yani. Yeni kozmetik bir şey bulsalar belki bir board bulsalar. Belki ne bileyim işte Hero Power'ının resmini değiştirse falan. Böyle hoş bir şeyler olsa iyi olabilir. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Yani oyundaki kart arkalıkları bunlar. Eğer bir sorunuz yorumunuz varsa videonun altına bırakın. Cevaplamaya çalışırım. Görüşürüz.